El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Bismillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Bir Kur'an tefsiri dersinde. Kur'an tefsiri demek, Kur'an'ın ruhunun anlatılmasıdır. İnsanların birbirlerinden aldıkları bilgiyle yapabilecekleri bir husus değildir. Mutlaka Allah'tan ruhu öğrenmek gerek. Öyleyse bu standartlar içinde bir Kur'an tefsiri dersindeyiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Saffat Suresi 73. ayet-i kerime. Fenzur keyfe kâne akibetül münzerîn. Fenzur, o zaman artık bak. Keyfe nasıl, kâne oldu. Akibeti son. El münzerîn, uyarılanlar. O zaman uyarılanların akıbetleri nasıl oldu? Bak. Sevgili kardeşlerim, uyarılmayan insan yoktur. Bütün insanlar mutlaka uyarılmışlardır. Allah-u Teala bunu kesinleştirmiş. Evvela cennete girenler mutlaka uyarılmışlardır ki uyarıya, uygun davranışa girmişlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Cenneti de hak etmişlerdir. Üstüne Allah'a ulaşmayı dilemenin üzerine ne kadar yol alabildilerse o kadar üst kat cennete ulaşmışlardır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse bunun aksini düşünelim. Cehenneme gidenler. İşte Zümer Suresi'nin 71. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, cehenneme girenler cehennemin kapısına ulaşırlar. Cehennem bekçileri onlara der ki, size Allah'ın Resulleri gelip de Allah'ın ayetlerini üzerinize okuyarak sizi uyarmadılar mı? Buraya cehenneme geleceğinizi Allah'ın ayetlerini söyleyerek size söylemediler mi? Derler ki, evet, söylediler. Söylediler ama azap üzerimize, azap sözü üzerimize hak oldu. Öyleyse ifadeye dikkat edin, Allah'ın ayetlerini okuyarak sizi uyarmadı mı
Allah'ın Resulleri. Cehenneme giren hangi devirde yaşayan kişi olursa olsun, yaşadığı devirde hangi kabilede, hangi şehirde, dünyanın neresinde olursa olsun, hepsine bu sual soruluyor, hepsinden bu cevap mutlaka alınıyor. Evet, geldiler, bizi uyardılar. Yani cennete gidenler zaten uyarılmış ki gitmişler cennete. Cehenneme gidenler de uyarılmalarına rağmen uyarmanın gereğini yerine getirmedikleri için cehenneme gitmişler ama mutlaka uyarılmışlar. Öyleyse Allah Teala bir defa daha altını çizerek burada söylüyor o zaman. Bak diyor. Uyarılanların akıbetleri nasıl oldu? Yani nasıl cehenneme gittiler? İki şekilde söz konusu. Birisi cennete girenler, birisi cehenneme girenler. Allah Teala diyor ki biz resullerimizi insanları biz resullerimizi amini olanları müjdelesinler, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler ve amini olmayanları diğerlerini uyarsınlar diye göndeririz diyor. Sadece ikiye ayrılıyor insanlar. Amini olanlar zaten uyarmanın neticesinde amini olmuşlardır. Onların müjdelenmesi söz konusu. Ama diğerlerinin uyarılması söz konusu. Bakın siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennem. Bunun için biz sizi uyarıyoruz. Uyarmak mecburiyetindeyiz derler Allah'ın Resulleri. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aynı zamanda bu Resuller nezirdir. Çünkü Mülk Suresinin 8, 9, 10. ayetlerinde aynı olay anlatılıyor ama nezirler deniyor bu sefer isimlerine. Cehenneme gidecek olanlar, kafirler bölük bölük cehenneme sürülürler. Cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de sizi uyarmadılar mı? Buraya geleceğinizi söylemediler mi size? Onlar da derler ki söylediler. Bir, biz onlara inanmadık. İki, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Üç, sen Resul olduğunu iddia ediyorsun ama sen nezir olduğunu iddia ediyorsun ama biz seni dalalette görüyoruz dedik. Ama ayet şöyle bitiyor. 10. ayette diyor ki eğer biz işitmiş olsaydık yani kulaklarımızdaki vakra alınsaydı, işitme hastamızın üzerindeki mühür alınsaydı, işitmiş olsaydık ve idrak etmiş olsaydık, akletmiş olsaydık, o zaman burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse Resullerin uyarısına, nezirlerin uyarısına uymamışlar. Uymamışlar ve cehenneme gitmişler. Sonuç, herkes mutlaka münzeriyindir. Yani uyarılanlardandır. İnzar edilmişlerdir. Uyarılmışlardır. İster cehenneme gitsinler, ister cennete gitsinler, bütün insanlar mutlaka uyarılmışlardır. Yani tebliğ herkese hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka ulaşır. 74. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. İlla ibadallahi hil muhlesin. İlla ancak sadece ibadallahi Allah'ın kulları el muhlesin muhlis olanlar. Ancak Allah'ın muhlis halis kulları hariç. Allah'ın halis kulları. İhlas sahibi kulları hariç. İhlas sahibi dediğimiz zaman buradaki ihlastan Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen de dahil olmak üzere salaha ulaşmış, iradesini de Allah'a teslim etmiş olanların hepsini bu birincilerden hariç tutuyor. Birinciler
inzar edinip de Allah'ın emirlerini yerine getirmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, buradaki muhlasin ifadesinden sadece ihlas sahibi olanlar, yani nefslerini tasfiye edenler değil, hepsi anlaşılıyor. Allah'a ulaşmayı dilemekten iradesini de Allah-u Teala'ya teslim edene kadar geçen bütün safhalardaki herkes. 75. ayet-i kerimeye geliyoruz. Saffat suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekat nedana Nuhun. Fele ni mel mucibun. Velekat ve andolsun nadana bize nida etti. Nuh'un, Nuh aleyhisselam. Fe o zaman işte le elbette mutlaka gerçekten nime ne güzel el mucibun icabet edilenler. Şöyle oluyor sonuç. Ve andolsun ki ve lekat ve andolsun ki Nuh aleyhisselam bize nida etti. Yani bize seslendi, bize dua etti. İşte duasına icabet edilenler gerçekten ne güzel, yani ne güzel bir durumdadırlar. Hazreti Nuh Allah'a nida ediyor, Allah'tan talepte bulunuyor, Allah da duasına icabet ediyor, talebini kabul ederek. Ve böylece Hazreti Nuh'un duasına Allah-u Teala'nın icabet ettiğini görüyoruz. Hazreti Nuh duasına icabet edilen olarak yer alıyor. İşte duasına icabet edilenler gerçekten ne güzel. Yani icabet edilenler ne güzel durumdadırlar diyor Allah-u Teala. Bütün peygamberlerin duasına, davetine Allah-u Teala icabet eder ve icabet edildiği zaman da onların durumları elbette Allah ile olan ilişkileri açısından en güzel olanlar onlardır. Allah'ın nebileri, nebi resulleri, onlardan sonra Allah'ın veli resulleri. Sonra da kademe kademe veliler. 76. ayet-i kerime, Saffat suresinin 76. ayet-i kerimesi. Ve neceynâhu ve ehlehu minel kerbil azim. Ve neceynâhu ve onu kurtardık. Ve ehlehu ve onun ailesi mindan el kerbi el azimi. Kerbil azim. Büyük üzüntü. Kerbil azim. Ve onu, yani Hazreti Nuh'u ve onun ailesini Kerbil Azim'den, büyük üzüntüden kurtardık. Hazreti Nuh'u da ailesini de
Allah-u Teala gemiyle kurtarıyor. Orada Hazreti Nuh'a inananlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler de Hazreti Nuh'a tabi oluyorlar. Onunla birlikte gemiyle açılıyorlar. Gemiye binenlerin dışında hiç kimse kurtulamıyor. Safat suresi 77. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim ve cealna zürriyetehu hümül bakîn. Ve cealna ve biz kıldık zürriyetehu, onun zürriyeti soyu, hum, onlar, el bakîn, baki olanlar, kalanlar ve onun, yani Nuh Aleyhisselam'ın zürriyetini baki kalanlardan kıldık. Yani kıyamete kadar baki kalanlar. Onun, Nuh Aleyhisselam'ın zürriyetini baki kalanlardan kıldık. Baki olanlar, baki kalanlar. Şu anda dünya üzerinde kim yaşıyorsa hepsi evvela Hazreti Adem'in soyundandır. Ama Hazreti Adem'in soyundan olanların çoğu yok olmuştur. Var olanlar, şu anda var olanların hepsi Hazreti Nuh'un gemisiyle kurtarılanların soyundandır. Geri kalanların hepsinin soyu orada tükenmiştir. Dünyadaki bu 7 milyar nüfus veya 6 milyar olduğu veya 7 milyar olduğu söyleniyor. Bu 6 milyar nüfus, bunların hepsi Hazreti Nuh ile birlikte olup onun gemisinde kurtuluşa ulaşan kişilerdendir. Tabi bunların da büyük kısmı Hazreti Nuh'un torunlarıdır. 78. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz. Ve terekna aleyhi min aleyhi fil ahirin. Ve terekna, ve biz bıraktık aleyhi, ona, fi el ahirin, fil ahirin, sonrakiler arasında, sonrakiler arasında ona bıraktık şerefli bir anı, şerefli bir hatıra bıraktık. Hazreti Nuh o gün de, bugün de hep anılmaktadır. Bugün dünyada yaşayanların hepsi Hazreti Nuh'un gemisiyle kurtuluşa ulaşanlardandır. Öyleyse herkes Hazreti Nuh'u yad ediyor. Onun gemisi sayesinde şu anda hayatta oldukları cihetle. Safat suresi 79. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Selamün ala Nuhin fil alemin. Selamun, selam, selam olsun ala Nuhin, Nuh aleyhisselama, fil alemin, alemler içinde. Alemler içinde Nuh'a, Nuh aleyhisselama selam olsun. Burada çok açık bir şekilde bir işaret var sevgili kardeşlerim. Alemler içinde Nuh Aleyhisselam'a selam olsun. Yani daha başka alemlerde de yaşayanlar var. Onlara da selam. Ama o bütün o alemler içinde bu dünyada yaşamış olan Nuh'a da selam. Bu dünya gibi hayat olan çok sayıda gezegen var dünya üzerinde.
affedersiniz, kainat üzerinde. En azından 100 milyon, 100 milyar galaksi, en azından her galakside 100 milyar yıldız. Asgari rakam olarak bunu söylüyoruz. Çünkü 140, 125 milyar, 150 milyar, 140 milyar diye sözler söyleniyor. Baştan 250 milyar diyorlardı. Rakamlar değişiyor ama en asgari rakamlarda 100 milyar Samanyolu her birinde gene 100 milyar yıldız. Samanyolu yani 100 milyar galaksi. Saffat suresi 80. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnna kezalike neczil muhsinin. İnna muhakkak ki biz kezalike işte böyle neczi biz cezalandırırız, karşılığını veririz, mükafatlandırırız. El muhsinin, muhsinler. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Arapçada ceza kelimesi hem mükafat olarak hem de bizim dilimizdeki ceza olarak kullanılıyor. Türkçemizde biz cezayı cezalandırmak, yapılan kötülüğe karşılık o kişiye onu tedip edici, terbiyeye ulaştırıcı bir ceza vermek olarak değerlendiririz ceza kelimesini. Ama bir insana yaptığı bir güzellik sebebiyle verilen ödüle mükafat deriz Türkçemizde. Ama Arapçada o kişiye verilen cezaya da, o kişiye verilen mükafatı da ceza kelimesiyle ulaşılıyor. Ceza kelimesiyle ceza da, mükafat da açıklanıyor. Bir başka ifadeyle ceza kelimesi hem cezalandırma için hem de mükafatlandırma için kullanılıyor. 81. ayet-i kerime İnnehu min ibadinel mu'minin. İnnehu muhakkak ki o min ibadine bizim kullarımızdan el mü'minin mümin olanlar. Muhakkak ki o bizim mümin kullarımızdandır. Yani müminin hangi katı kademesi? Peygamberlik kademesi. Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Allah'a ulaşmayı dilerseniz birinci kademe müminsiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi oldunuz. İkinci seviyeye yükselirsiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ettiniz. Üçüncü kademe müminsiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Dördüncü. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Beşinci. İrşada ulaştınız. Altıncı. İradenizi de Allah'a teslim ettiniz. Yedinci kademe müminsiniz. Ama hepsi mümin. Burada da yedinci kademe müminlikten bahsediyor Allah Teala. Ve 82. ayet-i kerime Sümme ağraknel aharin. Sümme sonra ağrakna boğduk. El aharine sonrakileri, sonrakiler diğerleri. Sonra diğerlerini suda boğduk. Sonra diğerlerini boğduk. Tabii suda boğulmaları söz konusu. Bütün dünyayı en yüksek dağların da üzerinde olmak kaydıyla Allah'ın suları kaplamış. 83. ayet-i kerime Saffat suresi Bismillahirrahmanirrahim ve inne min şi'atihi
le İbrahim ve inne ve muhakkak min şiatihi onun dininden, dini üzerinde, onun yolu üzerinde le elbette gerçekten İbrahim'e, İbrahim Aleyhisselam. Muhakkak ki onun dini üzerinde olanlardan İbrahim Aleyhisselam. Eyni ve muhakkak min şiatihi onun dininden, dini üzerinde, onun yolu üzerinde. Elbette, gerçekten. İbrahim, İbrahim. Onun dininde, onun dininde, dininden olanlardan İbrahim'dir olanlardan önemli önemli biri de İbrahim Aleyhisselam'dır. Muhakkak ki onun dininden olanlardan önemli biri de İbrahim Aleyhisselam'dır. Neden Hazreti İbrahim önemlidir? Çünkü Müslümanlıkta, Hristiyanlıkta, Yahudilikte aslında ayrı ayrı dinler değildir. Hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. O zaman şu anda dünyada kitaplı dinler 3 tane gibi görünüyor. Aslında bir tek din vardır. Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini. O din Hazreti Adem'in dinidir. O din Hazreti Nuh'un dinidir. O din Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dinidir. Bu açıdan bu dinler İbrahimi dinlerdir ve hepsi de birbirinin aynıdır. Hazreti Musa'nın yaşadığı din de o dindir. Ona tabi olanların hepsi Hazreti İbrahim'in yaşantısının aynını yaşamışlardır. Hazreti İsa'ya tabi olanların hepsi de Hazreti İsa ile beraber gene Hazreti İbrahim'in yaşadıklarının aynını yaşamışlardır. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de sahabesiyle beraber Hazreti İbrahim'in yaşadıklarının, etrafındaki kişilerle birlikte yaşadıklarının aynını yaşamıştır. Öyleyse bir defa daha söyleyelim, dinler yoktur. Sadece bir din vardır, Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Tek bir şeriat vardır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e indirdiğimiz Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de sana vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık. Ne demek bu? Hazreti Nuh'un da, Hazreti İbrahim'in de, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de şeriatı tek bir şeriattır.
Hiçbir değişme olmamış şeriatta. Allah'ın koyduğu kanunlar, dini kanunlar, kaideler demeti hiçbir değişiklik göstermemiş. Zaman içerisinde onları değiştiren insanlar. Ve 84. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. İz câe rabbehu bi kalbin selim. İz câe gelmişti rabbehu, onun Rabbi, Rab, bi kalbin, kalp ile, selimin, selim, teslim olmuş. O Rabbine selim bir kalp ile olmuş. Arınmış, selim, teslim olmuş. Arınmış. Güzelliklere açık. O Rabbine selim bir kalp ile gelmişti. Hazreti İbrahim'in Allah'a yakarmaları. Ve 85. ayet-i kerime, İskale li ebihi ve kavmihi maza ta'budun. İskale demişti li ebihi, babasına, ve kavmihi ve onun kavmine, maza nedir ta'budune, siz tapıyorsunuz. Babasına ve kavmine nedir bu sizin taptıklarınız demişti. Yani bu taş parçalarına tapıyorsunuz istikametinde bir ifade kullanıyor Hazreti İbrahim. Öyleyse Allah-u Teala'ya ulaşıyor selim bir kalp ile. Yani Allah'ın bütün söylediklerine açık, sevecen, bir şeyler öğrenmek isteyen Rabbinden ve onları uygulamak için içinden uyuma ihtiyacı duyan selim bir kalbin sahibi. Teslime açık bir kalp. Babasına ve kavmine ne diyor Hazreti İbrahim? Nedir bu sizin taptıklarınız diyor. Siz Allah dururken nelere tapıyorsunuz manasına. Ve 86. ayet-i kerime, Saffat suresi 86. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. E ifken aliheten dunallahi turidun. E mı? İfken, iftira ederek, yalan söyleyerek, aliheten ilahlar, dunallahi, Allah'tan başka. Bazen dunillahi diyor, bazen dunallahi diyor Allah-u Teala. Allah'tan başka, turidun, istiyorsunuz. Biliyorsunuz, irade etmek, istemek. Turidun, istiyorsunuz, irade ediyorsunuz. İftira ederek mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz? E mi ifken iftira ederek, yalan söyleyerek, aliyeten ilahlar, Allah'ı Allah'tan başka turidun, istiyorsunuz. E ifken, iftira ederek mi?
karşı yalan söyleyerek mi? İftira ederek mi? İftira etmek. Burada Allah söz konusu. Burada Allah'a karşı yalan söylemek. Allah'a karşı yalan söyleyerek mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz? Ve ma zannukum bi rabbil alemin. Ve artık bundan sonra ma ne nedir? Zannukum sizin zannınız bi ile Rabbi Rab el alemin, alemler. Alemlerin Rabbi hakkında sizin zannınız nedir? Alemlerin Rabbi hakkında sizin zannınız nedir? Alemlerin Rabbi hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Buradan Hazreti İbrahim'in ulaşmak istediği bir şey var. Onlara putların kendilerine bir fayda ve zarar veremeyeceğini söyleyecek bir noktaya ulaşmak istiyor. Alemlerin Rabbi hakkında sizin zannınız nedir? Diyor kavmine ve babasına. Yani bu putlara niçin tapıyorsunuz manasına? Allah varken Allah'ı bırakıp da bu putlara niçin tapıyorsunuz? Allah hakkında ne düşünüyorsunuz gibi putlara tapıyorsunuz? Ve 88. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim fe nazara nazraten fin nücum. Sonra nazara baktı, attı. Mazreten nazar ederek fi en nücumi yıldızlarda, yıldızlara. Sonra yıldızlara nazar ederek baktı. Sonra yıldızlara nazar ederek baktı. Ve 89. ayet-i kerime ve kale inni sakim. Ve bunun üzerine kale dedi inni muhakkak ki ben gerçekten ben sakimun. Ben gerçekten hastayım dedi. Adem Aleyhisselam'dan Hazreti İbrahim'e kadar hep bir din gelmiş. Hazreti İbrahim de putperest olan kavmine onların putlara tapmasını önlemek üzere, önlemek istikametinde bir şeyler söylemek istiyor. Ve bu arada yıldızlara bakıyor ve ben gerçekten hastayım diyor yıldızlara baktıktan sonra. Saffat suresinin 90. ayet-i kerimesinde ve tevellev anhu müdbirin buyuruyor Allah Teala. Ve bunun üzerine tevellev döndüler gittiler anhu ondan müdbirin arkalarını dönenler dönen kimseler. Bunun üzerine ona arkalarını dönüp gittiler.
tevellev anhu müdbirin. Bunun üzerine ona arkalarını döndüler ve gittiler. Hazreti İbrahim'i dinlemediler. O onlara putlar hakkında bir şeyler söyleyecekti. 91. ayet-i kerime feraga ila alihetihim fekale ela tekulun. Feraga ila ilgilendi alihetihim onların ilahları fe ve öyleyse kale dedi mı la tekulun yemek yemiyorsunuz. Onların ilahlarıyla ilgilendi. Fari oldu. Ve onlara dedi ki ilgilendi ve yani siz yemek yemiyor musunuz dedi. İlgilendi. Aleyhetim onların ilahlarıyla. Ve öyleyse dedi neyse yani siz yemek yemiyor musunuz dedi onların ilahlarına. Doksan ikinci ayet-i kerime مَا لَكُمْ لَا تَنْتِكُونَ. مَا لَكُمْ size ne oluyor, siz niçin, yoksa siz لَا تَنْتِكُونَ konuşmuyorsunuz. Natıka konuşma becerisi demek. تَنْتِكُونَ da natıkadan giriyor. Nutuk kelimesi de aynı kökten geliyor. Natıka güzel, düzgün, anlaşılır, veciz, konuşma kabiliyeti demek. Malekum size ne oluyor? Siz niçin? Yoksa siz la tentukun konuşmuyorsunuz. Yoksa siz konuşmuyor musunuz? Böyle diyor ilahlara Hazreti İbrahim. İlahlarla konuşuyor. Yoksa siz konuşmuyor musunuz diye ilahlara soru soruyor. Feraga aleyhim darben bil yemin. Feraga ilgilendi, boşalttı, devirdi. Aleyhim onları darben vurarak bir yemini sağ eliyle vurarak onların devirdi, kırdı.
sahiliyle vurarak onları devirdi, kırdı. Hazreti İbrahim putların üzerinde yürüyor ve sahilinde vurarak putları deviriyor, kırıyor. Ötekiler mi? Ötekiler gitmişler. Hazreti İbrahim'i orada bırakıp orasını terk etmişlerdi. Şimdi tekrar gelmeleri söz konusu ve ayet 94. Bismillahirrahmanirrahim. Fe akbelu ileyhi yezifun. Ve bunun üzerine akbelu karşısına geldiler. İleyhi ona yezifun. Birbirine karışmış olarak hızlı hızlı koşarak. Bunun üzerine hızlı hızlı koşarak karşısına dikildiler. Hepsi bunun üzerine Hazreti İbrahim'in karşısına dikiliyorlar. Öyleyse bir, yani onu cezalandırmak üzere geldikleri belli. Hızlı hızlı koşuyorlar ve karşısına karmaşık bir standartta dikiliyorlar. Hazreti İbrahim diyor ki, Kale dedi, Bismillahirrahmanirrahim, Kale e ta'budune ma tenhitun. Kale dedi, e mı ta'budune tapıyorsunuz, ma şey, şeyler tenhitune, siz yontuyorsunuz. İbrahim aleyhisselam, siz yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz dedi. Yani bunları normal bir taşken bu hale siz getiriyorsunuz onları yontarak. Ondan sonra da bunlara tapıyor musunuz? Kendi elinizle yaptığınız şeyler sizin için tapılacak bir hüviyet mi kazanıyor diyor Hazreti İbrahim. Ve 96. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu halakaküm ve ma ta'melun. Oysa ki sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yarattı. Hem sizi hem de şu ellerinizle yontarak yaptığınız putları Allah yarattı diyor Hazreti İbrahim. Bütün putların aslında taş olarak, onların put olarak değerlendirdiği şeylerin Allah-u Teala tarafından aslında taş olarak yaratıldığını söylüyor. Onlar da bu taşları yontarak put haline getirmişler. Onu ifade ediyor Hazreti İbrahim. Ve 97. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kalu kalubnu lehu bünyanen fe elkuhu fil cehim. Kalu dediler, İbnu bina edin, inşa edin, lehu ona, onun için, bünyanen binalar, üst üste inşa edilen şeyler, mancınık, ve sonra elkuhu, ona atın, fil cehimi, alevli yanan ateşin içine. Mekke halkı, onun için yüksek binalar, mancınık inşa edin, sonra da onu alevli yanan ateşin içine atın dediler.
Onun için yüksek binalar, yani mancınık inşa edin, sonra da onu alevli yanan ateşin içine atın. Alevlerle yanan ateşin içine alın. Ateşin içine atın. Yani ateşin alevli bir ateş olduğu ifade ediliyor. 98. Bismillahirrahmanirrahim. Fe eradu bihi keyden fe cealna humul esfelin. Fe bunun üzerine sonra eradu istediler. Bihi ona, keyden tuzak ve bunun üzerine sonra cehennem biz kıldık, hem onları el esfelin, en sefil olanlar kıldık. Sonra ona tuzak hazırlamak istediler, bunun üzerine onları esfelin, en çok sefil olanlar kıldık. Esfelin, en çok sefil olanlar. Allah Teala o halkı cezalandırıyor. Ayet 99 ve kale inni zahibun ila rabbi seyehdin. Seyehdin. Ve kale ve dedi inni muhakkak ki ben zahibun, giden ulaşan ila rabbi, Rabbime seyyehdini, beni hidayete erdirecek. Muhakkak ki ben Rabbime ulaşacağım. O beni hidayete erdirecek dedi. Muhakkak ki ben Rabbime ulaşacağım. O beni hidayete erdirecek. Ve Allah Teala Hazreti İbrahim'i hidayete erdiriyor. 100. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi hep li mines salihin. Rabbim hep li bana bağışla mines salihin. Salihlerden. Salihlerden evlatlar bağışla. Evlatlar kelimesi yok. Salihlerden bağışla. Yani bana salihlerden evlatlar bağışla. Diyor Allah Teala ya Hazreti İbrahim. Allah Teala buyuruyor 101. ayet-i kerimede fe beşşernahu bi gulamin halim. Ve böylece beşşernahu, onu müjdeledik biz. Bi ile gulamin, oğlan çocuk, oğul çocuk. Halimin, halim, uysal, yumuşak huylu. Böylece onu halim bir oğulla müjdeledik. Hazreti İbrahim'i Allah Teala halim bir oğulla müjdeliyor. Ve 102. ayet-i kerime felemma belega me'ahus saye kale ya büneyye inni era fil menami enni ezbe huke fanzur maza tera kale ya evetif al ma tu meru se teciduni inşallahü mines sabirin. Ve böylece lemma olduğu zaman olunca belaga erişti. Meahü onunla beraber essaya çalışmaya çalışma. Kale dedi ya ey müneyye oğulcuğum enni muhakkak ki ben era gördüm fi el menami uykuda enni muhakkak ki ben ezbehuke seni boğazlıyorum. Fenzür haydi bak maza ne?
tera görüyorsun. Kale dedi. Ya ebeti if'al. Ey ya ebeti, ey babacığım, if'al. Yap. Ma şey tu'meru, sen emrolundun. Se tecuduni, beni bulacaksın. İnşallahü, inşallah Allah'ın dilemesiyle, mine sabirin, sabredenlerden. Böylece onunla beraber, oğluyla beraber çalışma çağına eriştiği zaman dedi ki, ey oğulcuğum, gerçekten ben uykuda seni boğazladığımı gördüm. Haydi bak, bir düşün. Bu konudaki görüşün nedir? Yani haydi bak, yani düşün bir. Bu konudaki görüşün nedir? İsmail Aleyhisselam, ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Hazreti İsmail, babasının sözü üzerine diyor ki, babacığım, neyle emrolunduysan o emri yerine getir. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Sevgili kardeşlerim, işte bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konumuz daha inşallah burada tamamlandı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah-u Teala en güzel standartlarda bir araya getirdi. Bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir Kur'an tefsirini tamamlamayı mümkün kılarak mükafatlandırdı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Aleyhim ve lezzalin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.